Nasıl alalım? Bu akşam burada olmaması gereken bir konu. Olmaması gereken bir konu. Cenaze. Cenaze. Güzel. Başka? Kaos. Kaos. Başka? Mevlüt. Efendim? Mevlüt. Mevlüt. Buyur. Mevlüt. Futbol maçı. Cenaze. Horoz dövüşü. Cenaze. Duyamadın? Kadınlar günü. Beşik kertmesi. Beşik kertmesi. Sevdiğiniz bir şey varsa, yani hangi konuda eziyet çekmek isterseniz o yüzden. Siz bilirsiniz. Efendim? Mevlüt demişlerdi. Mevlüt. Onu duyan. Tamam. Mevlüt olur. 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 Peki. Siz ikiniz de... Az önceki durmada oynadınız zaten. Siz ikiniz konuşmaya başlıyorsunuz. Ben arada sizi düdükle durduruyorum. Konuşma sırasında geçen bir kelimeyi size söylüyorum. Söyleyen kişi daha yavaş konuşabilir diye düşünüyorum. Kelimeyi söyleyen kişi o kelimeyle başlayan ve o kelimenin içerdiği bir kıta, şiir, şiirimsi, mani söyleyerek sonrasında da konuşma devam ediyor. Peki, hazır mısınız? Evet. Kural olmayan bir durum olursa kesebilirsin. Söyleyebilirsin. Evet. Hocam yani. Oyuncu da değiştirebiliyor mu? Evet. Evet. Hazırsanız 3'ten geriye doğru sayalım. 3, 2, 1. Hoca gelmeden şöyle beyaz, şurada ışıklı tabelamız, mevlidimiz var. Şurada kostümü şöyle. Şurada hoparlör. Komşular da duysun. Sonra zemzem suları. Ay başka ne vardı? Selamun aleyküm. Ajanstan hoca geldi. Hocam okur musunuz? Kur'an-ı Kerim şu taraftan. Beni kaldırırsanız alabilirim. Kaldırırsanız. Eğer kaldırırsanız örtümü... Sorar mısınız abdestimi? Göreviniz ruhları yüceltmek. Bilir bunu bütün millet. Ben bir abdest alabilirim. Tamam. Başta alınca da. Neyse şöyle. Tabii ki buyurun. Toprak mı getireyim? Suyu nasıl hortumça getiririm? Plastiktir 3 veya 5 metre. Çeşmenin ağzı 3 veya 5 santim. Annem dedi ki koluna dola. Babam dedi ki getir. Ey evladım. Hocam. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Şimdi benim içimden geldi bu. Şöyle mikrofon. Sağ ol Allah razı olsun. Epo güzel. Ben söylersiniz çirkin olur mu hocam epolar? İnan olsun yerden 30 veyahut 35 santim yukarı çıkacaktım az daha. Evet seviyorum. Şimdi diğer hanımefendiler nerede? Gelecekler siz başlayın. Nerede? Nerede? Nerede babam anneme seni seviyorum dedi. Ben oldum babamın güzel evladı. Annemin anneannesi Usama Bin Laden. Seni çok sevdim. Ey yarabbim. Hocam keşke şu tabelaya da yazdım. İşini açmamışım. Not aldınız mı bunları? Evet ben kamera koydurdum zaten oraya. Zoom yapıyorsa Instagram'a koyacağım. Zoom. Zoom yaptınız Mevlüdime. Ah gönül isterdi. Şurada şöyle. Okunsa kulaklarımız ruhumuz temizlense... Ey Rabbim geliyoruz biz size. Allah! Allah!
ismi Şairli Bir Gece. Turumuz 4 kişilik. Şöyle bir turumuz var. Bir tane genç şairimiz var. Bu şairimiz geçmiş yıllarda eser vermiş olan bir şairlerden, bir değil, 3 şairden. Daha doğrusu hepsini şöyle anlatayım. Geçmiş yıllarda eser vermiş. Geçmiş yıllarda eser vermiş. Bütün şairleri evinde bir partiye davet ediyor. Akımını belirlemek, yazacağı şiiri belirlemek için böyle bir yol izliyor. Ancak sadece 3 tane şair bu davete cevap veriyor. Ve onlar da kimliğini gizliyorlar. Maalesef. Bu şairimiz, bu gelen şairlerden kim olduklarını, söyledikleri sözlerden bilmeye çalışacak. Böyle bir turumuz. Ya da anlatabildiğim bir yer var mı? Şairimiz var. Evet. Şair var. Bunun için sizden 3 tane şair ismi alacağım. Genç şairimizi bir kişi eşliğinde dışarı alıp ve bu 3 şair kendilerinden ipucu vererek eserlerinden, dizelerinden olabilir, artık akıllarına ne geliyorsa kendi isimlerini bildirmeye çalışacaklar. Turumuz bu şekilde. Kim şair dışarıda bilecek? Sayısalcıyım. Başta söylemiştim. Evet. İstiyorum. Özer'e duymamasını sağlamak üzere bir tane seyirci eşlik edebilir mi dışarıdan? Bir kişi. Ben dışarı kadar çıkacağım. Kemal altına gidiyorum. Çay içeceğim. Buyurun beyler. Şimdi geçmişte eser vermiş 3 şairimizi alabilir miyim? Bildiğiniz şair. Evet. Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik. Bu arada beğendiğinizi alıp çıkabilirsiniz. Orhan Veli. Orhan Veli. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. Atilla İlhan. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet. Neyzen Tevfik alındı. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret. Şair Eşref. Şair Eşref. Can Yücel. Ahmet Aşil. Turgut Uyar. Aşık Veysel, Can Yücel, Turgut Uyar. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif alındı. Özdemir Asam. Shakespeare. Küçük İskender. Atilla İlhan. Atilla İlhan. Ömer Ayyan. Orhan Veli. Shakespeare bir daha geldi. Lorca. Atilla İlhan. Şairlerimizi alalım dediğim. Hatırlayalım be. Mehmet Akif Ersoy. Neyden Tevfik? Atilla İlhan. O zaman alkışlarla Özer'i içeri davet ediyoruz. Gerçekten çalışmıyor. Evet. Şairimiz içeri girdiğinde turumuz başlayacak. O zaman çok kuvvetli bir şekilde 3'ten geriye sayıyoruz sıfır demeden. 3, 2, 1. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu şöyle koyuyorum. Lazım olur. Ama korkma. Giderken alacağım. Ben lazım olur adamım. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu teklifime icabet ettiğiniz için çok bir mutluyum. Estağfurullah. Oturmaz mısınız bir şeyler? Tabii ki. Mi? Hemen şuradan bir... Çok teşekkür ederim. Merhaba. Bugün çok kalabalık değiliz. 246 şairimize haber gönderdim. Sağ olun. Üçünüz. Teşekkürleriz. Yani ben bu duvarlara yazıyorum. Orada okuyabilirsiniz. Diğerleri gelene kadar var eserleri. Çok güzel. Şurada boş bir yer kalmış. Orayı ben de yazabilir miyim? Çok değil. 10 kadar. Bir saniye kapı çalsın. Sana ekmek al. Sen benim için ekmek kadar önemlisin. Teşekkür ederim. Ne içerdiniz? Çay, kahve, oralet, su. Şerbet. Su içerim. Su. Sen benim için su gibi. Beklersin çünkü. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum.
Size de şurada 2-3-4'lüğüm var. Hatta şurada bir ikiliğim var sadece. Onu okursanız hani değerlendiniz. Ben de çünkü karar veremedim hangi yönde gideceğime. Üstadım. Estağfurullah. Her zaman böyle şey olur. Durduğuma bak ben böyle. Sizi görünce böyle. Sana ekmek aldım. Rakıya doğrarız. Hoş geldin. Her gelen ekmek de geliyor. Üstadım önden bir şey alır mısınız? Ekmeği içine katık et. Yat kalk Atatürk'e dua et. Doğru diyor. Efendim. Efendim. Ben hangi yolda ilerleyeceğime karar veremedim. Yani epik mi gideyim? Sürreal mi takılayım? Aştan. Vazgeçemem. Aştan yani siz büyüklerimin... Ya sana yarar olmayan itfaiye hortumu. Aman efendim. Aman hocam. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu çocuğa yardımcı olun. Hakkıdır. Ne zaman tahmin etmeye başlayabilirim? Bir dakika var. Söyleyebilir miyim sana? Evet. Peki. Kalk çık hocam. Mübadeleden yeni çıktık. Sizi takdir ediyorum. Buradaki boşluk sizin olsun. Konuşmuştuk zaten. Hangi çılgın bana zincir koyacak? Oraya yazdırmayacak mısın? Biliyorum ama tevfiğin eli dolu. Siz isterseniz böyle olsun. Çünkü... Beş gibi kokuyor yine. Yasaklanmasına rağmen... Esadım lıkır lıkır içiyorsunuz maşallah. Ben Heydürüz'ün engel mesafcimi davet edecektim. Çok haklısınız. Benim gibi yeni yetme tohumcuk bir şairi bu kadar onurlandırdığınız için ama diğerini tanımıyorum. Üstadım evi nasıl buldunuz? Ben size nasıl mektup gönderdim? Ben de pek bilmiyorum ama bilmen gereken bir şey var. Sen benim için su gibi nimettensin. Anladım. Anladım ama kim söylediydi? 15 saniye. Şimdi Teoman demek istedim. Hasretimden rakılar içtim. Rango. 10 saniye. Sağlık gelmeye başlıyor. Evet ama ne? Atilla İlhan. Evet. Özel üçüncüsü kimdi? Atilla İlhan. İkincisi kimdi? Neyse artık. Bir tane daha. Evet. Kıyafetlerinden sanırım ikisini de. Evet, bu turumuzun adı Soru Yağmuru. Kalan 8 arkadaşım tamamı oynayacak. O yüzden hepsini ayağa alıyorum. Bu oyun şöyle bir oyundur. Az sonra yine sizlerden bir çıkış noktası alacağız. Arkadaşlarımdan 2 kişiyi öne alacağım. 2 kişi gelsin öne. 6 kişi arkadaşlar. Çok güzel. Sizlerle aldığım bir çıkış noktasıyla arkadaşlarım burada doğaçlama bir oyuna başlayacaklar. Ama tek bir kural var. Birbiriyle sadece soru sorarak konuşabiliyorlar. Soru soramayan arkadaşı geri gönderiyoruz. Hemen arkadan yeni bir arkadaş geliyor. Çıkış noktamız aynı. Aynı hikayeyi devam ettirebilirsiniz veya o çıkış noktasıyla farklı bir hikaye kurabilirsiniz. Tek sorumuz, tek kuralımız soruyla konuşmak. Şimdi... Selim ben de oynayabilir miyim? Tabii ki buyurun. O zaman biz de oynarız. O zaman siz de futbolcuk beraber. Oyla. Pekala, şimdi sizlerden günlük hayatta çok sık kullandığınız bir nesne. Mumluk. Mumluk. Çok sık kullanıyorsunuz. Ne işle meşgulsünüz beyefendi? Evde iş kapatışı da değil. Çok güzel. Başka? Zırva. Taharet musluğu. Siz ne işle meşgulsünüz? Tesisatçısınız herhalde. Evet. Espri. Kim?
Bisturi. Bisturi bir cerrah vardı. Zımba. Zımba. Cep telefonu. Cep telefonu, kulaklık. Varsa beğendiğiniz alabilirsiniz. Düdük. Düdük. Kaşe. Kaşe. Kaşeyi aldım. Kaşeyi aldım. O zaman kocaman alkışlarınızla soru yağmuru başlıyor. Evet. Başlamıyor mu? Soru sorulmadıktan sonra her defasında yeni bir konu olmak zorunda değil. Aynı değil. Konu devam edebilir, yeni bir konuyla da. Aynı çıkış noktasında yeni bir konu da olabilir. Aynen. O zaman tekrardan kocaman alkışlarınızla soru yağmuru başlıyor. Ya oynamıyorum. Şunlar kaşe mi acaba? Ne gibi duruyor? Bilemedim. Kaşan kaça kız? Yazdık görmüyor musun? Görsem sorar mı ya? Ne bileyim. Abla senin tost kaşerli miydi? Sevinç geldi. Sevinç. Evet zannettim. Ne yaptın? Kaşerli basmayın. Kaşerli mi o? Kaşerli. Kaşerli mi o? Saygı. Ne yaptın? Evet. Nasılsınız? İyi değil mi? Gayet iyi görünmüyor musunuz mu? Şu köşe yaz köşesi mi? Bu köşe kış kaşesi mi? Kış kaşesi mi? Kış koşesi mi? Kuzum, siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Anlasam. Damanız var mı? Pardon? Ha? Pardon? Pardon, sizi kaşelediler mi? Kaşelemediler mi? Pardon, sizinkini kaşelediler mi? Efendim? Yani... bunlar kaşe kabanlar mı? Oh.